Ulaştırma modellerine başlamıştık. İlk kısımda ulaştırma modellerinin başlangıç çözümünü elde etmeyi öğrenmiştik arkadaşlar. Başlangıç çözümünü elde etmek için 4 yöntem anlattık size. Bunlar kuzeybatı köşesi yöntemi, en küçük maliyetli hücreler yöntemi, sıra veya sütun en küçüğü yöntemi ve en nihayetinde de Vogel yaklaşım metodunu dün size anlattık arkadaşlar. Bu 4 yöntemin herhangi biri kullanılarak başlangıç çözüm elde edilir. Yani hepsini aynı anda kullanmanıza gerek yok. Herhangi biriyle başlangıç çözümü elde ettikten sonra elde edilen çözüm henüz optimum olmuyordu. Bunu optimuma taşımak için ilaveten işlemler yapmak gerekiyordu arkadaşlar. Şimdi işte bu söylediğimiz optimizasyona götürme işlemlerini bugün anlatacağız. Yani ulaştırma modelleri iki aşamada çözülüyor. Birinci aşamada başlangıç çözüm elde ediliyor. Sonrasında da optimum çözüm bulunuyor arkadaşlar. Optimum çözüme giderken iki yöntem anlatıyoruz. Atlama taşı yöntemi ile çoğaltan yöntemi. Burada çoğaltan yöntemi arkadaşlar daha yaygın bir yöntem. Ulaştırma simpleksi ismini de alıyor. Şuraya yazayım. Bu iki yöntemi şimdi sizlere anlatalım arkadaşlar. Atlama taşı yönteminde optimum çözüme ulaşabilmek için boş hücrelere atama yapıldığında toplam maliyetin azalıp azalmayacağı kontrol ediliyor. Nasıl kontrol ediliyor arkadaşlar? DIJ gibi bir değer bulunuyor. Boş hücreye yapılan her bir birimlik atama karşısında maliyette ne kadarlık bir değişim meydana gelebilir diye bir hesap yapıyoruz. DIJ hesabı. Bunların en negatif DIJ değerini elde ettiğimiz hücreye atama yapıyoruz. Atama yapıyoruz demek şu demek aslında. Dolu hücrelerden bir kısım atamayı bu yeni elde ettiğimiz DIJ değerinin en negatif olan hücresine kaydırıyoruz. Yani ilave bir atama değil, var olan atamalardan buraya X değerini aktarma şeklinde düşüneceksiniz. Aktardığımız takdirde maliyetin düşeceğini anlıyoruz. Niçin anlıyoruz? DIJ değerlerini elde ettik. Negatif değer varsa bunların en negatif olanına atama yapıyoruz arkadaşlar. Her seferinde bu DIJ, her iterasyonda bu DIJ değerini hesaplıyoruz. Elde ettiğimiz DIJ değerlerinin tamamı pozitif olduğunda optimum çözüm elde edilmiş oluyor arkadaşlar. Atlama taşında söylediğimiz DIJ değerini hesaplayabilmek için bir döngü oluşturuluyor. Şimdi örnek üzerinde bu döngünün nasıl oluşturulduğunu göreceksiniz. Bu döngüde artı eksi her bir hücreye artı eksi artı eksi işaretleri verilerek döngü tamamlanıyor. Bunun algoritmasını örnek üzerinden ben size şimdi göstereceğim arkadaşlar. ABC fabrikaları kendileri için gerekli ham maddeleri X, Y, Z depolarından temin etmektedir. Şimdi şu tablonun oluşturulmasına bir daha bakalım arkadaşlar. Bu tablonun şöyle bir mantığı vardı, hatırlayın. İngilizce ifadesiyle from to şeklinde düşünmeniz lazım. Yani satırlarda hareketin nereden başladığını yazıyoruz. To kısmında sütunlara da arkadaşlar ürünlerin nereye ulaştırılacağını yazıyoruz. Yani şöyle ezberlemiyoruz. Fabrikalar üretim merkezleridir. Arz merkezleridir dolayısıyla. Arz eder, sunar. Fabrikaları hep satıra yazarım. Diğerlerini talep yerleridir, sütuna yazarım şeklinde öyle bir ezberimiz yok arkadaşlar. Yani ürünlerin hareket yönünü anlamaya çalışıyoruz. Bakın bu örnekte fabrikalar talep merkezleri olmuş oluyor. X, Y, Z depoları arz merkezleri olmuş oluyor. Sunuyor, ürün sunuyor, malzeme, ham madde sunuyor. Fabrikalar burada arkadaşlar talep noktaları, X, Y, Z depoları ise malzeme sundukları için arz merkezleri olmuş oluyor. Dolayısıyla X, Y, Z depolarını satırlara, ABC fabrikalarını sütunlara yazıyoruz arkadaşlar.
Bunu da yeri geldiği için, önemli olduğu için söylemiş oldum. Maliyetler verilmiş, arz miktarları, talep miktarları verilmiş ve bunların toplamının 640 olduğunu görüyoruz. Yani ulaştırma modelini çözmeden önce ilk yaptığımız iş toplam talep miktarıyla toplam arz miktarının, kapasite miktarının eşit olup olmadığını kontrol etmekti. Burada eşit olduğunu gördüğümüz için hayali satır veya sütun eklememize gerek kalmadı. Bunu kuzeybatı köşesi yöntemiyle çözmüş olalım arkadaşlar. Kuzeybatı köşesi yöntemiyle çözdüğünüzde kırmızı değerleri görüyorsunuz. 240, 280 ve 80 şeklinde çözüm değerlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Ben bunu sınıfta slide üzerinden anlatıyor olsaydım buradaki okları animasyonunu sırasıyla görecektiniz. PDF'e çevirince ekrandaki görüntü PDF görüntüsü. Dolayısıyla o animasyonları kaybediyor. Bütün okları tek seferde karşınıza getiriyor. Dolayısıyla adım adım nasıl yapıldığının animasyonunu göremiyorsunuz ama ben size sözlü olarak anlatmaya çalışacağım. Başlangıç çözümünü elde ettik. Kuzeybatı köşesi yöntemi tercih edilmiş. Peki, olabilir. Herhangi bir yöntem mümkündür. Şimdi optimizasyona götüreceğiz. Atlama taşı yöntemiyle yapacağız bunu. Atlama taşı yönteminde boş hücrelerin DIC değerleri hesaplanır arkadaşlar. Şuraya yazayım. DIC değerleri hesaplanır. Diğerleri için hesaplanmaz. O zaman birinci satırdan başlayayım. Birinci satırda şu nokta koyduğum hücrenin DIC değerini hesaplayalım arkadaşlar. Başladığımız nokta artıdır. Şu 15'i alıyoruz. Artı 15. Bir sonrasında 6'a geçiyoruz. 8, eksi 8 yapıyoruz. Artı, eksi, artı, eksi şeklinde olacak. Şöyle yazayım isterseniz. Artı, eksi, artı, eksi şeklinde döngümüzü tamamlıyoruz. Baştan alıyorum. Artı 15. Alta geldik. Eksi 8. Sola geldik. Artı 7. Üste çıktık. Ele aldığımız D1-3 hücresinden hareketle maliyetleri sırasıyla artı, eksi, artı, eksi şeklinde alıyoruz. Döngümüzün prensibi şudur arkadaşlar. Mutlaka dik hareket ediyoruz. Boş hücreden başladık ama atladığımız nokta mutlaka dolu bir hücre olmak zorunda. Yani boş bir hücreye basmıyoruz, dolu bir hücreye basıyoruz. Başladığımız noktanın boş olması mecburi, zorunlu. Ona yapacak bir şey yok ama sonrasındaki her harekette mutlaka dolu hücrelere basa basa ilerleyip döngüyü tamamlayıp başladığımız yere geri dönmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani burada efendim döngümüzü şöyle farklı bir renk alarak yapayım. 15 olan D1-3 hücresinden başladım. Alta geldim. 80'in atandığı hücreye atladım. Oradan sola geldim. 240'ın atandığı hücreye atladım. Oradan yukarı çıktım. 40'ın atandığı hücreye gittim. Buradan da başladığım yere geldim. Döngü sağlanmış oldu. Hareketimin yönü daima dik olacak arkadaşlar. Yani çapraz hareket yok. Mesela şuradan şuraya gibi bir hareket yok arkadaşlar. Daima dikine hareketler söz konusu olacak. Bunu da söyledikten sonra bu döngüyü yaptıysak başladığımız yerden itibaren 15'i alıp sonrasına eksi artı eksi diye devam ediyoruz. Artı 15, eksi 8, artı 7, eksi 13 şeklinde döngümüzü tamamladık. Bu hesabı yaptığım zaman 1 diye buldum arkadaşlar. Bu 1 şu demek arkadaşlar. Ben bu boş olan hücreye bir atama yapmış olsaydım bunun maliyete katkısı bir birim fazla olacaktı. Pozitif olacaktı yani. Dolayısıyla bu hücreye atama yapmamam gerekiyor diye anladık arkadaşlar. Sonra boş olan diğer bir hücreye gelelim. İkinci satırın birinci hücresi. İkinci satırın birinci hücresi yani şu işaret koyduğum hücre arkadaşlar. Oradan başlayarak atama yapılmış hücrelere basa basa ilerleyip 90 derecelik açılarla dönerek ilerleyip tekrar başladığım yere geri geleceğim arkadaşlar. Buradan farklı bir renkle şöyle göstereyim. Buradan yukarıya çıkıyorum. 200'ün olduğu yere bastım. Sağa döndüm. 40'ın olduğu yere bastım.
Aşağı döndüm, 240'ın olduğu yere bastım. Sola döndüm, başladığım yere geri geldim arkadaşlar. Şimdi burada maliyetleri sırasıyla artı eksi artı eksi şeklinde kullanıyorum. Bakın artı 11, eksi 6, artı 13, eksi 7 şeklinde maliyetleri topladım çıkardım topladım çıkardım ve en nihayetinde bu hücrenin birim maliyet değişim değeri 11 olarak elde edildi. Bu da uygun olmadı. Yani bu hücrede atama yok ama olsaydı maliyete her bir ürüne karşılık 11 para birimi ilave maliyet söz konusu olacaktı. Bu sebeple bu hücreye de atama yapmak uygun değil arkadaşlar. Bunu da gördük. Bir sonraki aşamada boş hücre arıyorum. İkinci satırın boş hücreleri bitti. Üçüncü satırın boş hücresi şurası var arkadaşlar. Bunun döngüsüne bakalım. 9 olan bu hücreden başladık. D, 3, 1. Buradan sağa doğru veya yukarıya doğru gideceğim. Yukarıya doğru gitmiş olayım. Dolu olan hücreye atlıyorum. 200 olan bu hücreye atladım. Buradan sağa döndüm. 40 olan hücreye atladım. Hep dolu yere basıyorum değil mi arkadaşlar? Dolu yerlere atlıyorum. Buradan aşağı atladım. 240'ın olduğu yere bastım. Buradan sağa döndüm. 80'in olduğu yere bastım. Aşağı döndüm. 80'in olduğu yere bastım. Ve en nihayetinde başladığım noktaya geri geldim. Burada işaretlere bakalım arkadaşlar. Başladığım yer mutlaka artı olacak. Artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi diye işaretlerimi de üstüne koyabiliriz veya aklımızda sırasıyla tutabiliriz. Bunun hesabını yaptığımızda sol tarafta görüyorsunuz. 9 eksi 6 artı 13 eksi 7 artı 8 eksi 10 eşittir 7. Demek ki bu hücreye de atama yapılmamalı. Başka boş hücre kaldı mı? Şuradaki 3. satırın 2. hücresi boş olarak duruyor. Onun döngüsüne baktığımız zaman yukarıya döndüm, 240'a bastım, sağa döndüm, 80'e bastım, aşağı döndüm, 80'e bastım, sola döndüm, başladığım yere geri geldim. Bunun da işaretleri artı, eksi, artı, eksi şeklinde işaretleri toplayıp çıkarıp, toplayıp çıkarıp devam ediyorum. Bunun hesabını solda görüyorsunuz ve eksi 4 olarak birim değişim maliyetini gördük arkadaşlar. Öyleyse bu hücreye var olan atamaların bir kısmını kaydırabilirim. Bu faydalı olur. Maliyeti her bir birime karşılık 4 birim azaltır diye anlamış oluyorum. Oradaki eksi 4'ün anlamı bu arkadaşlar. Buraya bir atama yapıldığında bu hücreye, boş olan bu hücreye bir atama kaydırması yapıldığında her bir birimlik, her bir adetlik ürüne karşılık maliyette 4 birimlik azalmaya sebep olacak. Bu faydalı bir şeydir, iyi bir şeydir. O zaman bunu yapmalıyız diye anlıyoruz. 3'e 2 hücresine teta kadarlık bir atama yapıyoruz. Bu teta kaç olsun arkadaşlar? Bu tetayı bulmak için az önceki döngüde olduğu gibi tetayı, şurada tetayı artı kullandık, burada eksi kullandık, şurada artı kullandık, burada da eksi kullandık. Bu artı eksi artı eksiyi niye yapıyoruz arkadaşlar? Toplam arz miktarı veya toplam talep miktarı dengesi bozulmasın diye. Yani şunu düşünün arkadaşlar. Şuraya teta kadarlık bir atama yaptığımızda şu 280 artı teta olur değil mi? Yani şuradaki değer 280 artı teta olmalı ki bu talep karşılanabilsin. Yoksa 280'i aşmış oluruz. Aşmamak için bu tetayı daha önce atama yaptığım hücrelerin birinden çıkarmam lazım. Az önceki döngüde şu 240'a basmıştık ya. Dolayısıyla şuradaki eksi teta ne yaptı arkadaşlar? Dengeledi. Yani 280 yine elde edilmiş oldu. Tamam, 280 elde edildi ama bu sefer şuradaki 320 eksi teta olmuş oldu. Bunu tekrar dengelemek için döngüde bastığım olan hücreye artı teta ilave ediyorum. Dolayısıyla şu teta da eksilmedi. Tekrar 320 sağlandı gibi. Yani o devam ettirilebilir.
arz miktarlarının ve talep miktarlarının dengesi bozulmasın diye bu artı eksi artı eksiyi yaptığımızı anlıyoruz arkadaşlar. Öyleyse teta kaç olsun arkadaşlar? Teta mümkün olduğunca çok olsun. Çünkü maliyeti azaltacak. Azaltacak ama mümkün olduğunca çok olması demek ne demek yani? 1000 mi, 5000 mi, 3000 mi, 100 mü, 50 mi? Bu da şöyle belirlenir arkadaşlar. Eksi teta olan hücrelere bakıyorum. Şurada 240 eksi teta, 80 eksi teta var. Şimdi ben tetaya öyle bir değer vereceğim ki bu hücreleri negatife düşürmesin. Yani bu taşıma miktarı demek. Negatif taşıma miktarı olur mu? Olmaz. En fazla sıfıra kadar düşürmeli. Öyleyse 240 eksi teta ile 80 eksi tetayı birlikte değerlendirdiğimde tetanın en fazla 80 olabileceğini anlıyorum. Daha fazla bir teta seçilirse, daha büyük bir teta seçilirse hücreyi negatife düşürür. Bu yüzden arkadaşlar tetayı 80 seçtik. Tetayı 80 seçince buradaki matematiksel ifadeleri güncelliyoruz. Yani şuraya 80 yazacağız. Yukarıdan 80 çıkaracağız. Sağa 80 ekleyeceğiz. 160 olacak vesaire. Bunları güncellediğimde bakın efendim güncellenmiş halini gördük arkadaşlar. Biz aslında ne yaptık biliyor musunuz arkadaşlar? Bu bir doğrusal programlama modelidir. Biz her iterasyonda temele bir değişken sokarız. Temelden bir değişken çıkarırız. Şu 80'in olduğu yerdeki değişken ismi ne? X, 3, 2. Bu arkadaşlar şuraya yazayım. Temele girdi. Simplex tablosunu düşünün. Temele x, 3, 2 değişkenini soktuk. Pekala. Şurada bir atama vardı az önce. Bir geriye gidip bakalım. Bakın şurada bir atama var. Değil mi? 80 kadarlık bir atama var. O atamanın değişken ismi ne? X, 3, 3. Bu ise arkadaşlar temelden çıktı. Bunu böyle değerlendirebilirsiniz. Çünkü yaptığımız doğrusal programlamadır. Bir değişken temele giriyorsa bir değişken de temelden çıkacaktır. O zaman sonra da söyleyebilirdik ama aklımıza gelmişken söyleyelim. Diyelim ki 80 eksi teta bir hücrede var. Bir hücrede daha 80 eksi teta daha var. Yani iki hücre aynı anda sıfıra düşüyor. Dolayısıyla şurası mesela sıfıra düştüğü için herhangi bir şey yazmadık. Temelden çıktı. Biri temele girdi, biri temelden çıktı. Eğer iki hücre veya daha fazla hücre aynı anda sıfırlanırsa, sıfıra düşerse tamamını boş mu bırakmalıyız? Yani tamamını çözümden, temelden çıkarmalı mıyız? Hayır. Simplex mantığına göre, doğrusal programlama çözüm mantığına göre temele bir değişken giriyorsa bir değişken çıkar sadece. Tüm değişkenler çıkmaz. Yani böyle bir durumda arkadaşlar bir tanesi temelden çıkar. Yani boş bırakılır. Diğeri ise temelde kalır. Sıfır yazılır. Yani aynı anda birden fazla hücre sıfırlanıyorsa bunların sadece birini boş bırakırız, diğerlerine sıfır yazarız. Temelde var olmaya devam ederler onlar. Bu önemli bir konu arkadaşlar. Böyle yapmakla neyi sağlıyoruz biliyor musunuz? Başlangıç çözüm elde ederken i artı j eksi 1 adet hücreye atama yapılmış olmalı demiştik ya. İşte sıfır yazdığınızda bu i artı j eksi 1 adet hücreye atama yapılmış olmasını korumaya devam edersiniz. Yani birden fazla hücreyi boşaltırsanız bu ihlal edilmiş olur. İhlal etmemek için bir değişkeni temele alıyorsunuz. Yani değer yazıyorsunuz. Bir hücreyi de boşaltıyorsunuz. Temelden çıkarıyorsunuz. Dolayısıyla bunun dengesi sağlanmış oluyor. Ama birden fazla hücreyi boşaltırsanız bu denge sağlanmamış olur. Bu da önemli bir konuydu arkadaşlar. Bir iterasyon yaptık. Atama kaydırmasını gerçekleştirdik. Acaba hala daha düşük bir maliyet elde edilebilir mi acaba diye araştırmaya devam ediyoruz.
Yine boş hücrelerin DIJ değerlerini elde ediyoruz. DIJ değerlerinin döngüsü şu, sola, yukarı ve sağa. Bunu bir öncekinde anlattığımız için artık uzun uzun anlatmayayım. Artı 15, eksi 8, artı 7, eksi 13'ten 1 çıktı. Başka nerede boş hücre var? Şurada boş hücre var. Bunun döngüsü şöyle olur arkadaşlar. Şöyle, şöyle, şöyle ve şöyle. Döngüsü böyle olur. Gördüğünüz gibi bu döngü böyle. Artı 11, eksi 6, artı 13, eksi 7 deyince 11 çıkar. Sonra boş hücre şurada var. Bunu hesaplayalım. Bunu hesapladığımızda buradaki atamaya şöyle bir bakalım arkadaşlar. Dikkatinizi bir şeye çekeceğim burada tekrar. Şu boş hücreden başladık ya. 200'ün olduğu yere atladık. Sonra 90 derece döndüm. Sağa, buradaki dolu hücreye atladım. Atladıktan sonra mutlaka dönmem lazım. Yani atlayıp aynı doğrultuda bir daha ilerlemem. Bir yere konduysam dönmem lazım. 40 olan yere konduysam burada mutlaka döneceğim. Döndüm aşağı doğru. Peki şurada 160 varken niye 80'e atladım? Çünkü efendim atladığım yer beni ilerletmeli. Başlangıç noktasına doğru götürmeli. Ben burada 160 olan yere atlasaydım, doğru değil ama ben olmadığını göstermek için çiziyorum. Diyelim ki şuraya atladım arkadaşlar. Konduysam döneceğim. Döndüysem buraya giderim. Buraya geldim. Peki buraya geldiysem nereye gideceğim? Yukarıya gidemem, aşağıya gidemem değil mi? Gidebileceğim bir yer yok. Dolayısıyla şu atladığım yer beni herhangi bir yere, hedefe, başladığım yere götürmüyor. O yüzden 160'ı es geçip 80'in olduğu yere atlıyorum arkadaşlar. Bu da önemli. Yani başlangıç noktasına sizi götürecek hücreye atlamanız lazım. Birinin üstünden, dolu olan bir hücrenin üstünden geçmeniz gerekiyorsa geçebilirsiniz. Geçmelisiniz hatta. Buradan da sola geldik ve başladığımız yere geldik. Bunun hesabını da solda görüyorsunuz. 11. Pekala. Şimdi şuradaki hücre boş. İlk iterasyonda orası doluydu. Yeni boşalmıştı. Ama yine de hesabına bakalım. Burada da sola doğru dönmüşüz. Yani şöyle de başlayabilirdik. Yukarı, sola, aşağı ve tekrar aynı başladığın yere. Burada soldan gitmek veya yukarıdan gitmek sonucu etkilemez. Yani artı, eksi, artı, eksilerin yeri aynı kalır. Artılar, eksiler değişmez. Bu bakımdan yukarıdan veya soldan gitmek aynıdır. Bunun hesabına da baktığımız zaman 4'ü görüyoruz. Negatif bir değer yok. Negatif bir değer olmadığı için elde edilen bu tablo optimum tablodur. Yani başlangıçta şurada 80'lik bir atama vardı. Hatırlayın. Bu atamayı iptal edip sola aldık. Böylece daha uygun bir maliyet elde etmiş olduk. Şu anki maliyet arkadaşlar 200 çarpı 6, 40 çarpı 13, 160 çarpı 7, 160 çarpı 8 ve 80 çarpı 5 olmak üzere topladığınızda 4520 olarak elde edildi arkadaşlar. Atlama taşı böyle bir yöntem arkadaşlar. Çok zor değil. Hatta zevkli bile. Yani ulaştırma modelleri öğrenciler tarafından genellikle seviliyor. Simplex tablolarla uğraşmak yerine bulmaca çözer gibi ulaştırma modellerini çözmek öğrencilerin biraz işine geliyor. Onlar seviyorlar bu konuyu.